Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nden tasavvuf da makamlar ve haller bölümünden devam ediyoruz. İhlas. İhlas, doğru, samimi, katışıksız, dupduru, riyadan uzak olma ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama, gönül safiyeti, fikir istikameti içinde, Allah'la münasebetlerinde, dünyevi garazlardan uzak kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an'da dikkat edin, halis din Allah'a aittir. Zümer suresi 3. ayette buyurulmaktadır. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki Müslümanın kalbi bunlar hakkında ihanet üzere olmaz. Allah için ihlasla amel etmek, devlet adamlarına nasihatte bulunmak, cemaate sımsıkı yapışmak. Bunlar da ihlasla alakalı yapılan tariflerdendir. İhlas, kulun ibadet-i Allah'a yakın birisi olabilme dışında insanların beğenisini kazanmak, onlar tarafından övülmek gibi herhangi bir başka kastının olmamasıdır. İhlas, ameli mahlukata ait bütün düşüncelerden temizlemektir. İhlas, amel ederken insanları nazarı dikkate almamaktır. İhlas, Yüce Allah'ın sevdiği kullarının gönlüne yerleştirdiği bir sırdır. İhlas, kulun açık gizli her amelinin birbirine eşit olmasıdır. Seri sakati amelini insanlar için süsleyen birisinin hakkın gözünden düşeceğini ifade etmiştir. Rüveym'e göre ihlas, kulun ameli hakkında dünyada da ahirette de bir beklentiye girmemesi, niyetinin gizliliğinden dolayı onu meleklere dahi sızdırmamasıdır. Hazreti Zünnun'a göre ihlasın üç alameti vardır. Kulun gözünde insanların kendisini ayıplamasıyla övmesinin bir olması, amel ederken yaptığı ameli görmezden gelmesi, yaptığı amelin kendisini ahirette sevap kazandıracağı düşüncesini unutması. Ebu Ali Dekkak konuya farklı bir bakış açısı getirmiş ve her ihlaslı kulun ihlasındaki bir eksiklik onun amelindeki ihlasını görmesidir. Allahu Teala kulunu ihlasını murat buyurduğunda ona ihlasına bakmayı ondan giderir ve kul amelindeki ihlasını görmez hale gelir. Böylelikle o insan muhlis yani ihlası kazanmış değil, muhlas yani ihlası erdirilmiş olur demiştir. Ebu Yakup Susi de hak yolcuları ihlaslarına bakıp onları kendilerine mal ettiklerinde bu ihlasları da ayrı bir ihlasa muhtaç olur diyerek aynı hassasiyeti dikkatleri çekmiştir. Yusuf bin Hüseyin'in şu sözü ihlası kazanmanın zorluğuna işaret etmektedir. Dünyada en kıymetli ve elde edilmesi en zor şey ihlastır. Ben riyayı kalbimden söküp atmak için ne kadar çabalıyorum. Ama bir de bakıyorum ki başka bir renkte yine kalbimde bitivermiş. Sıdk. Doğru düşünce, doğru söz, doğru davranış manalarına gelen sıdk, hak yolcusunun ilafi vaki her şeye kapanıp hayatını doğruluğa göre planlaması, sadakatin emin bir temsilcisi olmasıdır. O bir başka deyişle duygu, düşünce, söz ve davranışlarında doğruluğu tabiatının bir parçası haline getirip şahsi hayatından, insanlarla olan muamelesine, hakkı ilan adına, şehadetinden mizahlarına kadar hatta ey iman edenler Allah'tan korkun ve her zaman doğrularla beraber olun. Tevbe suresi 119. ayet fehvasınca dost ve arkadaş çevresi itibariyle dahi hep doğruluk aramasıdır. Sıdıkla alakalı en bilinen hadislerden birisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul sürekli sıdık söyler ve sıdkı araştırırsa Allah katında sıddık olarak yazılır. Yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında kezzap yani koyu yalancı olarak yazılır. Üstad Ebu Ali Dekkak'a göre sıdk işin temelidir. Her şeyin mükemmelliği, denge ve düzeni ona bağlıdır. Bu öyle yüksek bir insanlık mertebesidir ki bundan sonraki mertebede peygamberler bulunmaktadır. İşte onlar Allah'ın kendilerine özel nimetler ihsan ettiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Nisa suresi 69. ayetindeki sıralamada peygamberlerin hemen arkasından sıddıklar yer almaktadır. Yine Ebu Ali'ye göre sıdk, insanın ya olduğu gibi görünmesi veya göründüğü gibi olmasıdır. Sıdkın en azı insanın içi ve dışıyla biri olmasıdır. Sadık, sözünde doğru olan kimseye denirken, mübalağa kipiyle çok doğru manasına giren sıddık, bütün sözlerinde, işlerinde ve ahvalinde dosdoğru olan kimsedir. Ahmed bin Hadraveyn, kim Allah ile mahiyet peşinde ise sıdka yapışsın.
demiş ve Allah sabredenlerle beraberdir ayetini okumuştur. Böyle yaparak o Sıdkın zorluğuna, ona ulaşabilmek için sabrın lüzumuna dikkatleri çekmiştir. Abdülvahid bin Zeyd ise Sıdk emirlerine riayet etmek suretiyle Allah'a vefalı olmaktır diyerek Sıdk ile vefa arasında sıkı bir irtibat kurmuştur. Hazreti Sehl'in şu sözü Sıdk'ın çerçevesini belirleme adına önemlidir. Kendisine veya başkasına ikiyüzlü davranan kimse Sıdk'ın kokusunu bile duyamaz. Denilmiştir ki şu üç şey sadık kimseye yanıltmaz, ona hata yaptırtmaz. Söz ve davranışlarındaki tatlılık, görünüşündeki heybet ve etkileyicilik, yüzündeki nur ve güzellik. Şu söz de güzeldir. Sen Allah'tan samimi bir şekilde sıdkı istersen, o sana öyle bir ayna verir ki, sen onunla dünyanın ve ahiretin bütün esrarını, güzelliğini görürsün. Buradaki aynadan maksat gönüldür. Allahu Teala'nın Hazreti Davud'a şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey Davud! Kimin batınında bana karşı sıdk olursa ben de insanlar içerisinde onun zahirine sıdkla donatırım.